Sayın seyirciler, Yargıtay'ın düğün takılarıyla ilgili erkekleri ilgilendiren bir emsal kararı var. Bu karara göre düğünde erkeğe takılan ve kadına özgü olmayan takılar artık erkeğe verilebilecek. Yargıtay bu kararla düğünde kadına takılan ve her türlü ekonomik değeri olan şey kadına ait içtihadı da değiştirmiş oldu. Artık düğünde kadına takılan kadına, erkeğe takılan erkeğe mi verilecek? Düğün takıları kimin hakkı? Tüm bunları konuşacağız avukat Sayın Serpil Çınar'la. Sayın Çınar, merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar Gülen Hanım, hoş bulduk. Şimdi biraz galiba çiftler arasında tartışmaya acaba neden olabilecek bir karar mı diye de tabii sormadan edemiyoruz ama bizimle bir paylaşır mısınız? Yargıtay'ın bu kararı ne anlama geliyor? Bu arada zaten öncesinde de bu takılara dair önceki görüşte de bir husumet çıkıyordu. Şimdi daha da husumet büyüyecek. Şimdiki kararda erkeğe takılan takılar erkeğin hakkı olacak. Kadına takılan takılar ise kadının hakkı olacak. Ama burada bir istisna getirildi. Erkeğe takılan takılar da kadına özgü değilse, tamamıyla erkeğin hakkı olacak. Kadına özgü olan ise kadının olacak. Öncesinde tamamen gelinin hakkıydı. Yani buradan neyi anlıyoruz? Örneğin işte bilezik vesaire gibi Tabii. takılardan söz ediyoruz. Bunlar hali hazırda yine gelinin hakkı ama onun dışında Tabii. takılan altın, çeyrek, gram vesaire gibi altından söz ediyoruz. Damadın hakkı olabilecek türden altını. Tabii bilezik, küpe, kolye kadına özgü takılar olduğu için erkeğe takılsa dahi kadının hakkı olacaktır. Şimdi tabii bunun paylaşımı nasıl olacak? Aslında asıl mesele bu. Yani bu Yargıtay'ın verdiği emsal karardan yola çıkarak bu artık bu şekilde mi geçerli olacak? Önce onu bir netleştirelim de Serpil Hanım. Bu kararla beraber bir içtihat değişikliği mi oldu? Bunu mu anlayacağız? Evet, artık görüşünü değiştirdi. Önceki çünkü bu kanun maddesinde yazmıyordu. Yargıtay görüşlerine yönelik olarak kararlar çıkıyordu. Artık görüşünü değiştirdi. Bundan sonraki paylaşımlar bu şekilde olacak denildi. Tabii eşler arasında bir anlaşma varsa yine buna dair, yani eşler kendi arasında altınlara dair bir anlaşma varsa ispatlanması halinde de anlaşma yoluyla kendi aralarında bir paylaşım yapabilecekler. Tabii asıl mesele anlaşma olmaması durumunda bu işin nasıl çözüleceği galiba. Dediniz ki bu karardan önce de zaten hali hazırda bir anlaşmazlık doğuyordu. Bu sefer iş biraz daha farklı bir yöne doğru gidecek galiba. Var mı sizinle, vardır mutlaka tanıklık ettiğiniz bu ve buna benzer durumlar? Tabii ki de var. Özellikle kadınlar evi terk ettikleri zaman yanında takıları aldı diye bir husumet doğuyor. Kadın almadım diyor. Bunun da ispatlanması çok zor. Aslında düğün takıları çok ayrıntılı, detaylı konular. Kadın yanına almadığını ya da o takıların erkek tarafında kaldığına dair de ispatlaması gerekiyor. Bunun yanında kimisi diyor biz balayını harcadık, bunun için anlaşmıştık diyor. Onun da ayrı bir ispatı var. O yüzden husumet daha da derine inecektir diye tahmin ediyorum. Şimdi bu düğünün hemen ardında yaşanan süreç ayrı, bir de örneğin boşanma durumunda da yine durum sizin de tanıklık ettiğiniz bu seviyede mi devam ediyor Sayın Çınar? Orada işin yüzü biraz daha değişiyor mu? Nasıl, anlayamadım. Şimdi özellikle tabii düğünden sonra mesele belli. Yani işte bir anlaşma varsa zaten hali hazırda takılan takılar evet. eşit olarak ayrılıyor ama örneğin anlaşmazlıklar durumunda sıkıntı biraz daha artıyorken örneğin boşanma davalarında bu da bir sıkıntılı madde olarak önünüze geliyor herhalde. Tabii anlaşma olsa bile boşanma durumuna girildiği zaman taraflar anlaşmış olsa bile o anlaşma bozulabiliyor. Karşı taraf anlaşmadık da diyebiliyor. Her şekilde boşanma olduğu zaman tüm konularda yine husumete dönüyor. Peki bu gibi durumlarda özellikle izlenilmesi gereken yola ilişkin bir hukukçu olarak paylaşabilecekleriniz var mı? Tabii anlaşma gerçekleşmişse şayet taraflar arasında bir sözleşme imzalanabilir ya da buna dair ispat tanıkları olabilir. Taraflar arasında paylaşım olduğu zaman çünkü tanıklar çok önemli. Bunun yanında düğün fotoğraf ve CD'lerinde saklı tutmalarını öneriyorum. Çünkü çoğu eş düğün fotoğraflarını almıyor yanına ya da bir sinirle bunları imha ediyorlar. Boşanma aşamasına geldiği zaman da bilirkişi raporu düzenlenemiyor. Yani hangi eşe takı takılmış, hangi eşin ne kadar takısı var, buna dair ayrıntılı bir rapor düzenlenemiyor. En önemli özellik düğün fotoğraf ve CD'lerini saklı tutmaları.
Bunu yani bu en büyük kanıt olabilecek Tabii. zannediyoruz materyal. Yani fotoğraf ve CD'ler. Çünkü onun dışında düğünün hemen ardından yani takı merasimi bittikten sonra o takılar çıkarılıyor. İşte bir kasaya konuluyor. Yani o arada kime ne takıldığı düğün sırasında çok da net bir şekilde zannediyoruz. Anlaşılamıyor ya da paylaşılamıyor. Dolayısıyla bir tanığın da çiftlerin yanında gezen bir tanığın da beyanı bu şekilde delil olarak kabul edilebiliyor mu Sayın Çınar? Tabii ki de Gülden Hanım delil olarak kabul edilebiliyor. Tanık delili takdiri bir delildir. Hakim hükme esas alabilir, almayabilir. Ama tabii ki de diğer delillerle kuvvetlendirilirse tanık beyanı da hükme esas alınıyor. Peki konuya ilişkin ekleyeceğimiz farklı bir nokta var mı Sayın Çınar, bizim gözden kaçırmış olabileceğimiz? Bir de şunu söyleyeceğim. Yargıtay 2 Hukuk Daire Başkanımız Ömer Uğur Gençcan bir açıklama yaptı. Keseye atılıyorsa takılar. Çünkü bazen kuşak kullanıp erkek ve geline ayrı takılar takılmıyor ve çiftin kesesi oluyor. Kız kardeş yanında keseyle geziyor. Öyle durumlarda da eşit olarak paylaşılabilecek takılar. Peki yani bu hani malum meşhur gezerken keselerin içine atılan altınlardan söz ediyoruz değil mi? Evet. Tamam. Peki çok teşekkür ediyoruz Sayın Serpil Ben Çınar. teşekkür Sağ ederim. olunuz. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun, hoşça kalın.